Merhabalar 2025 YKS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar herkes hoş geldi. Te öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buha ben arkadaşlar. Nasılsınız? 2025 YKS Tayfa. Umarım herkes çok iyidir. Umarım keyiflerimiz yerindedir. Sesimi duyanlar çete yazsınlar bakalım. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Özellikle 2025 tayfa için bu tarihi çok bekledim. Biliyorsunuz ki bugün günlerden 15 Ağustos Perşembe günü ve bugün gerçekleştireceğimiz seminerimizde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözeceğinizi, tekrar periyotlarınızı neye göre ve nasıl hazırlayacağınızı, öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra soruya aktarabileceğinizi ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz. Eğer herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak, bütün dikkatler, gözler ve kulaklar bende ise seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Hazırız. O zaman başlıyorum birinci sorum sorumdan. Diyeceksiniz ki hocam daha bismillah yeni başladık hemen sorumu soracaksınız. Evet arkadaşlar hemen soru soracağım. Ders çalışırken aranızda müzik dinlemeyi seven var mı? Ya da oluşturduğu bir playliste olan var mı? Olanlar chat paneline yazsınlar bakalım. Kimler ders çalışırken müzik dinliyor arkadaşlar? Vardır mutlaka müzik dinleyenler. Geliyorum ikinci soruma. Peki aranızda her ders için sayfalar dolusu not tutanlar var mı? Her ders için ne kadar not tutuyorsunuz arkadaşlar? Ya da geliyorum üçüncü soruma. Mola vermeden çalıştığınız maksimum süre rekoru kaç saatte? Kimler mola veriyor, kimler mola vermiyor? Geliyorum. Biraz daha ciddi ve gerçekçi sorularıma. Arkadaşlar nasıl ders çalışırsanız maksimum verim alabileceğinizi biliyor musunuz? Ya da bir konuyu tam olarak öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçiyorsunuz yoksa konunun aralığı aralarında soru çözümü yapıp pekiştiriyor musunuz? Ya da kıymetli YKS öğrencilerim, netlerinizi arttırmak için sadece sizce konu çalışıp soru çözmek yeterli oluyor mu? Gelin bakalım bütün bu soruların yanıtını benim meşhur örneğim Ali ve Veli örneği üzerinden pekiştirelim. Karşınızda arkadaşlar Ali ve Veli. Ali ve Veli'nin çok fazla ortak özelliği var. Birinci özellikleri aynı yıl aynı mahallede doğmuş olmaları. İkinci özellikleri aynı okulda aynı sınıfta yıllarca eğitim almış olmaları. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar. Aynı kitaplardan ders çalışıyorlar arkadaşlar. Üstelik Ali ve Veli'nin ders çalışmaya ayırdıkları toplam süre bile aynı. Derken kıymetli öğrencilerim YKS sınavı geliyor çatıyor ve Üzücü bir haber vereceğim şimdi size. Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Peki tamamen aynı koşullara, şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor ya da nasıl Veli bunu başarıyor? Var mı yanıtı olan? Yanıt bekliyorum. Hadi bakalım kimler bilecek? O zaman yanıtı ben veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet Ali Veli gibi çok çalışıyor ama üzülerek söylüyorum ki boşuna çalışıyor. Ali başarısız oluyor çünkü Ali kendisini tanımıyor. Ali kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmıyor. O yüzden şunu asla unutmamalıyız ki her öğrenci mutlak suretle öğrenir ama arkadaşlarım her öğrenci farklı öğrenir. Ve eğer siz de kendinizi tanımıyorsanız başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama ben istiyorum ki bu seminere katılan bütün öğrencilerim girecekleri YKS sınavında yüksek yüksek başarılar sağlasınlar. Yüksek yüksek sıralamalarla istedikleri üniversitelere, istedikleri bölümlere yerleşebilsinler. Eğer kendinizi tanımıyorsanız arkadaşlar ne yazık ki doğru çalışamazsınız. Ve doğru çalışmayan hiçbir öğrenci sınavda başarılı olamaz. Peki kendimizi nasıl tanıyacağız hocam? Öğrenme yapımızı nasıl keşfedeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar tek gözlem eğitim analizlerine katılarak öğrenme yapınızı ücretsiz bir şekilde keşfedebilirsiniz. Geliyorum sadece öğrenme yapımı keşfetmek yeter mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Derslerdeki seviyelerinize göre uygun çalışma şeklini benimsemeniz gerekiyor. Çünkü şu bir gerçek ki her öğrencinin öğrenme yapısı farklı olduğu gibi her öğrencinin her dersteki sahip olduğu seviyesi de farklı. Peki aramızda hangi derste hangi seviyede olduğunu bilenler var mı? Bilenler parmak kaldırsınlar. Var mı aramızda hangi ders hangi seviyede olduğunu bilenler? Sanıyorum bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar kendimize bir program hazırlamadan önce kendi seviyemizi ölçüyoruz. Ders bazlı değil konu bazlı ünite bazlı seviyenizi ölçmeniz gerekiyor. Çünkü her derste seviyeniz farklı. Mesela bir öğrencinin matematikteki seviyesi temel seviyedeyken Türkçedeki seviyesi orta seviye, tarihteki seviyesi üst seviye olabilir arkadaşlar. Bu öğrenci belki siz de olabilirsiniz. Bu yüzden ders bazlı seviyenizi ölçtüğünüzde o derste hangi çalışmayı yapabileceğiniz ortaya çıkar. Ve seviyenize uygun çalıştığınız sürece öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmaz arkadaşlar ki biz bunu tek uzem olarak kayıtlı olan öğrencilerimizde her dersten öğrencilerimizi ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarını alarak çıkan sonuçlarına göre Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan bireysel eğitim modeli yapay zeka destekli eğitim sistemimizle birlikte programlıyoruz ve öğrenci tamamen kendisine uygun bir programda çalışıyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum Sadece çalışma türlerine göre çalışmak elbette yeterli olmaz arkadaşlar. Çünkü hangi derste hangi seviyede olduğunu bildiğin gibi o seviyede olan bir öğrencinin ne çalışması gerektiğini de çok iyi bilmen gerekiyor. Bunun için size özel bir tablo hazırladım arkadaşlar. Eğer bu tabloyla ilk kez karşılaştıysanız bence çıt hemen ekran kaydını alın. Çünkü bu gelecekte hazırlık sürecinizde işinize çok fazla yarayacak. Ve bu ekrandaki basamakların ismi tek uzamda garanti öğrenme modeli yine patenti bize ait olan ve sadece bizim kurumumuz tarafından uygulanan bir öğrenme modelidir arkadaşlar. Biz öğrenmeyi parçalıyoruz. Öğrenci temel seviyede ise ön hazırlık yaptırıyoruz. Başlangıç seviyesinde ise konu anlatımı yaptırıyoruz. Orta seviyede ise detaylı konu tekrarı İleri seviyede ise alıştırma soru çözümü, üst seviyede ise de arkadaşlar öğrencimize pekiştirme soru çözümü yaptırıyoruz. Hız kesmeden geliyorum bir diğer soruma. Sadece seviyenize uygun çalışmanız yeterli olmaz. Çünkü unutmayalım ki arkadaşlar YTS bir strateji sınavıdır. Doğru mu? Kimler bana katılıyor? YKS stratejik bir sınav arkadaşlar. Bu yüzden eğer şu anki ekrandaki iki örneği lütfen herkes dikkatli bir şekilde incelesin. Eğer bu konulardan sadece bir tanesini seçme hakkınız olsaydı hangi konuyu seçerdiniz ve neden o konuyu seçerdiniz? Herkesten yanıt bekliyorum. Chat panelim açık önümde. İnceliyorum arkadaşlar cevaplarınızı. Bakalım kimler doğru cevabı verecekler. O zaman doğru cevap benden geliyor. Arkadaşlar bir konu düşünün TYT matematik kümeler. Kümelerin konu puanı 1.25. Konu puanı nedir arkadaşlar? O konudan sınavda çıkan soru sayısına göre oranı. Yani o konunun sınavda ne kadar bizim için önemli olup olmadığı. Kümeler konusu 1.25 puanlık bir konu ve bu konunun öğrenme süresi yani çalışma süresi 117 dakika. Biraz daha açıyorum. 117 dakika çalışarak 1.25 puan alabilirim, cebime koyabilirim. Geliyorum ikinci seçeneğim arkadaşlar. TYT matematik polinomlar. Polinomlar konusu sınavda 2.03 puan önemli ve çalışma süresi 58 dakika. Yani daha az çalışıp daha çok puan alabilirim. Daha çok çalışıp daha az puan alabilirim. Peki bir öğrenci hangisini seçmeli arkadaşlar? Tabii ki de daha az zaman ayırıp daha çok puan alabileceği konuyu seçmedi. Çünkü şu bir gerçek ki siz YKS öğrencilerim, kıymetli öğrencilerim bu süreçte zamanla yarışıyorsunuz. Öğrenme yapımızı evet keşfettik. Derslerdeki seviyemizi analiz ettik. Hangi türde ne tür bir çalışma yapacağımızı da karar verdik diyelim. Peki şu an hazırlayacağınız bir çalışma programında hangi özellikler olmazsa olmaz gelin bir de buna bakalım. Arkadaşlar programınız kesinlikle verimli olmak zorunda. Seviyenize uygun olmak zorunda. Sürdürülebilir olmak zorunda. Öz disiplin seviyenize uygun olmak zorunda ve en önemlisi arkadaşlar programınız raporlanabilir olmak zorunda. Programda sonuçları ölçebiliyor olmanız gerekiyor programın sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor. Öğrenme yapınıza uygun olması gerekiyor ve en önemlisi kıymetli öğrencilerim sizler hepiniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Tabii ki de programınız sadece size özel olmalı. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu kadar özel ve ayrıcalıklı geleceğinizi etkileyen bir sınava hazırlanırken Kesinlikle bu süreçte hayallerinizi ve kendinizi ertelemiyorsunuz. Verimli bir şekilde ders çalışıyorsunuz. Seviyenize göre çalışma türü yapıyorsunuz. Asla kendi hayallerinizi ve geleceğinizi riske atmıyorsunuz arkadaşlar ve bu yıl siz 2025 YKS'de başarılı olan tarafta, kazanan tarafta oluyorsunuz. Bunun için de eğer bu saydığım kriterleri tek başına yerine getiremeyeceksiniz hayata geçiremeyeceksiniz ki bunu bizden başka Türkiye'de uygulayan herhangi bir online ya da örgün eğitim kurumu yok arkadaşlar patenti bize ait bütün kurumlarda görüşebilirsiniz araştırabilirsiniz bireysel olarak sizi merkeze alıp tamamen size özel eksikliklerinize özel bir programla dolu dolu bir eğitim süreci geçirebiliriz arkadaşlar ve şu an bu seminerime katılan bütün kıymetli öğrencilerime özel dev bir %20'lik indirim uygulayacağım. Bu indirimden faydalanmak. Ekim ayında başlayan canlı dersler. Bu derslerin videoları, konu tekrarları, soru çözümleri Türkiye geneli deneme sınavları, dijital kaynaklar, yapay zeka, sanal koçluk desteği, dijital kurs ve çok daha fazlası sadece tek uzamda. Eğer kazanmak istiyorsanız arkadaşlar fırsat ayağınıza kadar geldi. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ekranda gördüğünüz numaramızda Mesaj atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar 551 592 58 35 kurumsal WhatsApp numaramız buradan Tuğba hocamın seminerine katıldım ve kayıt olmak istiyorum kurslarla alakalı daha detaylı bilgi almak istiyorum sorularımı sormak istiyorum yazmanız yeterli ben ve diğer öğrenci koçlarımız dönüş yaparak hepinizi tek uzamlı yapacağız ve bu yıl birlikte kazanacağız arkadaşlar güzel ve aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çokça sevgiler ve saygılar iletiyorum. Görüşmek üzere kıymetli YKS öğrencilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.